Galatasaray'dan Octavian Popescu hamlesi. Galatasaraylı yetenek avcılarının FCSP'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları öğrenildi. Digisport, Rumen futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu'ya ilişkin övgülerine yer verirken, Impact'te genç oyuncuyla Galatasaray, Sampdoria ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti. Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu, üstün top tekniğiyle Rumenlerin ünlü yıldızı Adrian Mutu'ya benzetiliyor. Öte yandan Digisport'a Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutu da "Octavian'da benden bir şeyler var. Onu gerçekten beğeniyorum." ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Popescu kariyerinde sahaya çıktığı 89 maçta ise 14 gol ve 14 asiste imza attı. Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi. Galatasaray Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi şampiyonluk hedefi doğrultusunda dünya ünlü yıldızları kadrosuna kattı. Marka seviyeyi 15 milyon euroya satılırken birçok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği bir ismin ise takibi sürüyor. Sarı Kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği ve yeni Henry Onyekuru gözüyle baktığı genç oyuncu için yakın zamanda girişimlerin yapılması bekleniyor. Norveç basınından TV2 Sport'un haberine göre Galatasaray Vålerenga forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Osam Sahravi için sezon başında yaklaşık 2 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Vålerenga Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Norveç ekibi genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis ödeli talep ederken aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar. Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Sahravi'nin menajeri Muhammed Fellah, futbolcunun son dönemde artan performansının ardından Galatasaray'ın radarına girdiğini ifade etmişti. Fella, Sahravi ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok. İfadelerini kullanmıştı. 21 yaşındaki Osam Sahravi bu sezon Vålerenga formasıyla 25 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Fas asıllı kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi Aralık 2023'te bitiyor. Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası. Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Talisca devre arasında Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasr forması giyen Anderson Talisca'nın Ocak ayında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Talisca'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki yıldızın Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Daha önce Beşiktaş'la Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nasr'ın yeni sezonda oynadığı ilk 7 lig maçında 5 kez oynayan Talisca 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Brezilya basınına göre aradığı futbol ateşini Sarı Kırmızılılarda yeniden yakalamak isteyen Talisca, geçtiğimiz sezon İstanbul'da Sarı Kırmızılı kurmaylarla bir de görüşme gerçekleştirmişti. Haberde ayrıca Galatasaray'ın yıldız isimli 3,5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı aktarıldı. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'e. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabahın haberine göre sezona kötü başlayan ve performansıyla sarı kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 13 gol 13 asiste sarı kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyordu.
Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı. Ancak Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon euroluk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş oldu. Harry Potter lakaplı yıldız futbolcu bu sezon ortaya koyduğu kötü performansla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun aklının Avrupa'ya gitmekte kaldığını savunan taraftarlar, genç yıldızı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuyor. İddiaya göre Kerem Aktürkoğlu ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Genç yıldızın İspanyol ve Atletico Madrid'de temas halinde olduğu öne sürülüyor. Kerem'in devre arasında La Liga ekibinin yolunu tutması bekleniyor. Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü bombası. Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılardan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılılar. Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Söyüncü ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek. Galatasaray'dan sürpriz karar. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Alanya Spor karşılaşması sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Peki Galatasaray ligden çekilecek mi? İşte Timur'un sözleri. Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline geldi. Bilerek bu hale getirdiler. Öncelikle bu atamayla bunu bu şekle onlar soktular. Galatasaray düşmanlığıyla bilinen bir hakemi böyle bir maça atayarak hafta içi yaptığımız basın toplantısında ki her kelimesiyle arkasındayız ve doğruyu söyledik. Kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi öz eleştirimizi de yaptığımız bir basın toplantısıydı bu. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı bence. Rus'un pozisyonunu da söylediğimiz, bize adil davranılmadığını söylediğimiz, geçmişte bu tip kliklerin tüm takımlara, Galatasaray'a bile fayda ettiğini söylediğimiz ve yüzleşme yaptığımız bir basın toplantısıydı. Biz her zaman yüzleşmemizi yaparız.